şöyle yap, şöyle. Şöyle. Evet Tuğba hocam, nasılsınız? İyiyim, sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Evet, bayağı kilo. Şu anda 6 kilo. Ooo, çok güzel. Çok güzel, aylık. Benzer şekilde obez olanlarda hipertansif hastalıklar dediğimiz kan basıncında artış, göbek zehirlenmesi gibi durumlar daha sık görülür iken obezite cerrahisi geçirdikten sonra göbek alanlarda bunların da sıklığının azaldığı görülmüş. Dolayısıyla kişinin hayatında obezite cerrahisi geçirmiş olması göbek alması açısından bir risk barındırmıyor. Tam tersine kilolu olmaktansa kilo verdikten sonra bir şekilde ister böyle cerrahi olsun isterse normal kilo vermiş olsun. Kilo verdikten sonra göbek almak kilolu olarak göbek almaya göre çok daha iyi sonuçlara sahip. İlk hamileliğimde yaşadığım çok büyük sıkıntılar vardı. En son doktorlar anjiyo önermişti. Oldukça kilolu, 120 kilolardaydım açıkçası. 120 kiloyu hamilelik dönemimde üzerimden şeker hastası, gebelik şekeriyle birlikte biraz atabildim. Diyet yaparak hamileliğim geçtiği için. Fakat sonrasında tekrar almaya başladım. Ve o süreçte hem çocuğumda gaz problemleri, işte kendi beslenme problemimden dolayı bende bir takım bozukluklar daha fazla meydana gelmeye başladı. Çocuğum 2 yaşına geldiği zaman ikinci bir hamilelik düşündüm fakat yaşadığım sıkıntılar o kadar yoğundu ki tamamen her gittiğim kapıdan kilolarımla işte kilo vermeniz gerekiyor şeklinde geri dönmek zorunda kaldım. Dedim ki hani gerçekten kilo vermek zorundayım fakat başarılı olamıyorum, her yolda denedim. Artık en son çare benim için ameliyattı. Ameliyata oldum ve hep doktor ve diyetisyen kontrolünde kaldım. Sonrasında 67 kiloya kadar çıktım. O kiloyu sabitledim. O kiloyla birlikte ikinci gebeliğe karar verdim. Sağlıklı bir şekilde bütün tekniklerim yapıldı. İkinci gebeliği gerçekleşti ve daha sonra yine doktor kontrolünde. Hiç doktor kontrolü aksatmadan ikinci gebelik sürecimi geçirdim. Bu sefer gebelik şekerim çıkmadı. Gebelik şekeri birincisinde çok yüksekti, ikincisinde çok düşük seviyede hafif bir şeker görülmesine rağmen daha sonra beni rahatsız edecek ve takip edilmesini gerektirecek bir durum yaşamadım. 2 aylık bebeğim. İkinci bebeğimde ben çok sağlıklıyım. Bebeğimi rahat rahat kucaklayabiliyorum. Beslenmem çok iyi. Karbonhidratlı ve şekerli yiyecekleri kullanmıyorum ve 3 altın kural. Bu ameliyatta çok önemli. Bunu asla ve asla geçmiyorum. Gazlı içecekleri asla hayatımda yok. Şekerli ve karbonhidratlı ya da alkol gibi yiyecekler, içecekler yok. Bir de katı sıvı gaz ayrımı, katı sıvı ayrımı. Yani katı yiyecek yediğim zaman kendimi ne zaman rahat hissedersem, evet şu anda yiyebilirim dediğim zaman sıvı içebiliyorum. Sıvıyı da aynı şekilde, sıvıyı tükettikten 20 dakika ya da 30 dakika sonra mutlaka katı tüketiyorum. Böylelikle de hem kilomu korumuş oluyorum, hem kendime beslenme düzeni oluşturmuş oluyorum. Bebeğim de 2 aylık olmasına rağmen ne hani gaz problemi ne de başka bir problem, böyle aşırı bir sıkıntı yaşamadık ve gayet mutlu, sağlıklı bir çocuk. Çok şükür Allah'a. Ne ben ne de bebeğimde hiçbir sağlık problemi yok. Mutlaka ve mutlaka bilinçli olmak. Bu ameliyatı gerçekleştirecekseniz kesinlikle kafanıza koymuşsanız sonrasında getirmeniz gerekiyor. Yani bu ameliyatın kuralı 3 altın kural dediğim gibi bunlara uyulacak. Bir ikincisi yaşam şeklinizi ve beslenme şeklinizi değiştirmelisiniz. Yani açıkçası kafayı değiştirmemiz gerekiyor. Eğer bu ameliyatı olacaksa, ki ağır bir ameliyat aslında, geçirdiğimiz süreç de çok meşakkatli bir süreç. İnsan o emeği kesinlikle göz ardı etmemeli. Sonrasında gerçekten hem sağlıklı hem de güler yüzlü, mutlu bir insan haline dönüşebiliyorsunuz. Çünkü giydikleriniz yakışıyor, giyinebiliyorsunuz. Siz mutluysanız aileniz ve çocuklarınız da mutlu, çevreniz de mutlu. İnşallah darısı herkesin başına. Açtın mı sen işte? Ama sadece bir tane söyledim.